1 Eylül sonbaharın başlangıcı. Rutin bir sonbahar gününde hiçbir olay olmadan New York'tan JFK havaalanından kalkan bir uçağın 3. Dünya Savaşı'na yol açacağını düşünebilir miydiniz? Birazdan Kaptan Bahar'a. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda sizlerle beraberiz. Her şeyin normal olarak başladığı ve normal olarak seyrettiği bir uçuşun neredeyse dünyada 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına yol açacağını tanık olacaktı dünya o yıllarda. 1980'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim değişikliği olmuştu. Daha sert, daha askeriyeye önem veren ve daha soğuk savaştaki rekabeti hızlandırmak istedikleri diyen Ronald Reagan başa geçmişti. Başa geçtikten sonra askeri harcamalarda büyük miktarda artış gerçekleşti ve özellikle de hava kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin, Amerikan silahlı kuvvetlerinin tamamının Sovyetler Birliği ve üyesi, Varşova Paktı üyesi ülkeler üzerine giderek daha da çok baskı kurduğu yıllardan bahsediyorum size. Komünizmin aynı 1950 yıllarda McCarthyizm zamanında olduğu gibi bir şeytan olarak gösterildiği ve mümkün olan her fırsatta Sovyetler Birliği'ni köşeye sıkıştırılmak istendiği günlerde. Avrupa'daki büyük protestolara rağmen Avrupa'daki ülkelerle onların hükümetleriyle işbirliği yapıp Avrupa'ya nükleer başlıklı Pershing füzelerini yerleştireceğini açıklamıştı başkan. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin doğu yakasında da zaman zaman onları kışkırtan, onları köşeye sıkıştıran bir takım aktiviteler vardı. Her şeyden evvel 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında Amerikan üsleriyle donanmıştı Japonya'nın toprakları. Bunlardan bir tanesi de Yokota Hava Üssü'ydü. Japonya'nın tam kuzeyinde yer alan neredeyse Sovyetler Birliği ile karşı karşıya komşu olan bu hava üstünden Sovyetler Birliği'ndeki askeri etkinlikleri izlemek mümkündü. Hatta ve hatta 1983 öncesinde zaman zaman buradan kalkan Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Rus üsleri üzerinde bile uçtukları bilinen bir gerçekti. Ve bu nedenle hatta Ruslar Moskova çok rahatsız olduktan sonra buradaki bazı komutanları lağvetmişti etmişti görevlerinden. İşte böyle bir ortamdan çıkarak 1983 yılına girilmişti. Yıllar boyunca Sovyetler Birliği'nin başında olan Leonid Brezhnev öldükten sonra yerine Yuri Andropov geçmişti. Brezhnev kadar karizmatik Brezhnev kadar dünyaya kök söktürecek bir lider olmayacağı açıktı Andropov'un. Ama yine de Sovyetler Birliği'nin politikasında bir değişiklik yoktu. Ve özellikle bu olaylardan sonra Sovyetler Birliği biraz da endişeye bürünmüştü. Özellikle de Amerika'nın ilk nükleer saldırıyı gerçekleşeceğini düşündüğü için. Bu zaman zarfında gerek Akdeniz'de gerek batıda, Avrupa'da, gerekse de dünyanın başka yerlerinde Sovyetler Birliği üstlerine karşı büyük bir dinleme ve büyük bir istihbarat girişimi de vardı. İşte bu girişimlerin bazılarında da Sovyetler Birliği'ni dinlemek için değişik unsurlar kullanılıyordu. Uydulardan gelen bilgiler bir şekilde alaştırılmaya çalışıyordu. Ama aynı zamanda uçaklara da burada çok büyük görevler düşüyordu. Bunlardan bir tanesi EP-3 Orion denilen turboprop motorlarla donanmış ve uzun süre havada kalıp yabancı düşman unsurlarını istihbarat açısından dinleyebilme yeteneğine sahip. içinde 24 kişilik bir mürettebatı olan bir uçak vardı. Bu uçak aslında videomuzun ilerleyen dakikalarında çok daha ilginç de bir rol oynayacak izlemeye devam edin. İşte böyle bir ortamda Kore Hava 007 numaralı uçuşu New York JFK'den kalktı ve Seul'e doğru yönelmeye başladı. Bugünlerde aynı parkurda ben de uçuyorum. JFK based bir pilot olduğum için JFK'den Kore'ye kadar non-stop gitmemiz, kargo yüküyle beraber non-stop gitmemiz mümkün. Ama o zamanlarda 747'nin 400 modeli hala daha piyasaya çıkmadığı için 200 modeliyle bu uçuş gerçekleşecekti. 200 modeli bir 747 olmasına rağmen hem yakıt sarfiyatının fazla olması nedeniyle hem de menzilinin az olması nedeniyle ortada bir yerde yakıt ikmali yapmak zorundaydı. Sizlere pandemi zamanında Anchorage Alaska ile ilgili bir video yapmıştım. O zaman ne kadar önemli olduğunu söylemiştim size o havaalanının ve ne kadar da yoğun bir havaalanı olduğunu anlatmıştım. Onu isterseniz burada izleyebilirsiniz. İşte o yıllarda soğuk savaştan ötürü Sovyetler Birliği'nin hava sahası da batılı ve uçaklara kapalı olduğu için o yıllarda Avrupa'dan Asya'ya uçmanın tek yolu Alaska üzerinden, kutuplar üzerinden gidip Alaska'da yakıt ikmali yapıp ondan sonra da devam etmekti parkuruna. Bu uçak da JFK'den kalkacaktı, Anchorage'e uçacaktı. Anchorage'den uçtuktan sonra da Seul'e yoluna devam edecekti. Ancak ne olduysa oldu. 1983 yılından bahsediyoruz bu arada. Hani Navigasyon da o kadar çok iyi bir olan bir olay değil, kolay bir şey değil. O zamanlar evet, belki de sekstantlarla navigasyon yapılmıyor ama özellikle de uçağın IRSleri navigasyon konusunda çok büyük rol oynuyordu. Uçak pilotların dikkatsizliği, yorgunluğu vesaire nedenlerden ötürü parkurundan sapmıştı Alaska'dan kalktıktan sonra, özellikle de Pasifik yolunda Pasifik Okyanusu üzerinde yola devam edeceği sırada ne yazık ki Sovyetler Birliği'nin hava sahasını da girmişti. İşte biraz evvel size anlattığım böyle bir ortamda bu uçağı Sovyetler radarları bir düşman uçağı olarak algıladılar. Ve hemen Pasifik kıyısındaki üslerinden Sukhoi 15 önleme uçaklarını kaldırdılar. Sukhoi 15 değişik bir uçak, ilginç bir uçak. 1950 yıllarında özellikle de iki ülke Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri birbirlerine nükleer saldırılar gerçekleştirecekleri için bombardıman uçaklarına önem verince karşılığında da bunları önlemek için de av önleme uçaklarına hız vermişti üretimlerine. İşte Skoya 15 bu amaçla üretilmişti. Asıl amacı bir an önce yüksek irtifalara oluşup bir an önce tırmanma kapasitesinde kullanarak yüksek irtifada Amerikan uçaklarını veya onların Müttefiklerinin uçaklarını vurmaktı amacı. İlk üretildiği yıllarda biraz sorunlu bir uçaktı. Çünkü kanat açıklığının çok fazla olmaması nedeniyle iniş ve kalkışlarda yavaş hızla gittiği zamanlarda sorunlar yaşıyordu. O nedenle bir sonraki modellerinde uçağa kanadına çıktığı biraz daha arttırıldı ve ilk zamanlarda bir çeşit füze taşıyan uçak daha sonraları iki çeşit hem radar güdümlü hem de infrared güdümlü füzeler taşımaya başladı. Yapılan teknik bir şeyi vuracağınız zaman, bir hava unsurunu vuracağınız zaman iki değişik füzeden birden atıp ve isabet olasılığını arttırmak olarak planlanmıştı bunu yaparlarken. Su-15'in bir özelliği daha vardı. Daha önceki Sukhoi modellerinde, Sukhoi 11 ve 9 yanılmıyorsam, Sukhoi modellerinde hava alığı motorun burnunda olduğu halde artık uçağın kenarında bizim bildiğimiz normal jet savaş uçaklarındaki gibi hava alıkları düzenlenmişti motora hava girmesi açısından. Bu da burunda büyük bir alanı çok boş bırakmıştı. Buraya da bir radar koymak mümkün olmuştu. Sovyetler her ne kadar bu buraya koysalar da yine de ya radarın bir takım özellikleri yetersizdi. Özellikle de İngilizce'de look down, shoot down yani aşağıya bak ve aşağıdaki hedefi vur anlamına gelen kapasitesi son derece kötüydü. Bunu da birazdan neden anlattığımı anlatacağım sizlere. Dediğim gibi Alaska'dan kalktı Kore Hava Yolları 007. Arkasından Japon hava sahasında Japonya ile Tokyo Control irtibata geçtiği sırada ki hava trafik konuşmalarını da burada ekliyorum size. Onları dinleyebilirsiniz. ごめんなさい。ま Bir anda Acil durum ilan ettiler ve uçağın kara kutularının kayıtlarında ne yazık ki hem pilotların acil durum ilan etmesini hem de aynı zamanda hosteslerin yapmış olduğu anonsu da duymanız mümkün. Aslında pilotların düşündüğü bir patlama sonucunda uçakta bir me mekanik bir arıza olduğu ve bunu bu durumu kurtarmak zorunda oldukları şeklindeydi. Uçak vurulmadan birkaç dakika kadar önce 30.000 35.000 fit'ten 37.000 fite tırmanmıştı ve bu tırmanışı da gerçekleşirken hem bulunduğu irtifadan yukarıya doğru çıktığı tırmandığı için hem de yavaşladığı için arkasından gelen Sukhoi 15 bunun bir düşman uçağı tarafından kendisini aldatmaya yönelik bir hareket olduğu yönünde pilot yorumlamıştı. Ama halbuki bu normal bir yolcu uçağının gerçekten de herhangi bir günde yaptığı basit bir irtifa değiştirmesinin olayından başka hiçbir şey değildi. Uçağın pilotu bu uçağın aslında bir 747 olduğunu ikna olduğunu, özellikle ikinci kattaki uçağın ışıklarını da gördükten sonra uçak uçağın aynı zamanda hem altında ve üstünde yanan kırmızı sürekli yanıp sönen ışıklarının hem de aynı zamanda sivil bir uçaklarda görünen pozisyon ışıklarının da açık olduğunu söylemesine rağmen hayır bu bizim hava sahamızda ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun vur emrini aldığını daha sonra özellikle de demir perde yıkıldıktan sonra yapılan araştırmalarda ve röportajlarda öğreniyoruz. Ama şu bir gerçek. O gün 269 kişi, bunlardan 25'i mürettebat, ne yazık ki hayatlarını kaybetti. İşte bu noktadan sonra uçağın vurulduğu anlaşıldıktan sonra hem Sovyetler Birliği'ne ait hava unsurları hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait hava unsurları bölgeye ulaşıp kaza enkazına ulaşmak amacındaydılar. ICAO'nun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün daha sonradan yapmış olduğu araştırma sonucunda aslında bu kazanın koordinatlarının uluslararası sular gerçekleşti ve aslında bu uçağın vurulmasının gerçekten de bir sınır ihlali olmadığı yönündeydi tabi o zamanki durum söz konusu olduğu zaman da hem Sovyetler bunun Aslında kendi topraklarında olduğunu iddia ettiler hem de Amerika Birleşik Devletleri Sovyetleri barbarlıkla suçladı. O kadar kişinin hayatına mal olan olay aslında milyarlarca insanın da hayatına mal olacaktı. Uçaklar görevlerini tamamlayıp ki 3 tane Su-15 görevlerini tamamlayıp daha sonra üstlerine döndükten sonra ve bu kazanın enkazına ulaşma amacıyla yapılan işlemlerde neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkıyordu. Kazanın olduğu haberi aldıktan sonra ki sürekli olarak Sovyet kanallarını dinleyen Japonya'nın kuzeyindeki haber alma istasyonları bunu neredeyse canlı olarak dinlemişlerdi. Şu an vuruluşunu en azından ondan sonra bütün hava unsurlarını, deniz unsurlarını bir araya getirip seferberlik ilan ettiler ve enkazın olduğu yere ulaşmak için büyük bir çaba sarf ettiler. Tabii karşı taraftan Sovyetler Birliği'nden de buna benzer bir çaba vardı ve bu çabanın sonucunda iki ülke bir takım kaza en enkaz kalıntılarını kendinde sakladı kimileri Amerikalıların eline geçti. Ve bu enkaz kaldırma sırasında yapılan uçulu uçuşlarda neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkıyordu. Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait bir dinleme uçağı olan EP-3 kazanın bulunduğu bölgeye doğru hareket etti. Ben size söylemiştim bu uçak saatler boyunca havada kalma olanağına sahip ve hem Sovyetlerin konuşmalarını dinlemek hem de mümkün olduğu kadar istihbarat toplamak için hem de kazayın enkazına ulaşmak için mümkün olduğu kadar bilgi edinmeye çalışıyordu. İşte bu sırada Amerikan radarları Sovyetler Birliği'nin üstünden kalkan 3 tane MiG-23 gördüler. Ve bu MiG-23'ün aslında bu EP3'yi gelip de vurmak amacıyla hareket ettiğini ve o uçağa doğru bir tehdit unsuru oluşturduğunu gördüler. Yokota Hava Üssü'nden F-15'ler kalktı Amerikan Hava Kuvvetleri'nden ama aynı zamanda da EP3'ye ne yap ne yap sen bu uçaklardan sakın dendi. Bu radarların Su-15'lerde olan radarların çok iyi olmaması aynı zamanda bu EP3'yi vurmaya gelen uçaklar içinde söz konusuydu. İşte bu noktada yaklaşık 20-25 bin fit bir irtifada uçuş yapan EP3 büyük hızla bir dalışa geçti ve son dakikada burnunu yukarı çekerek neredeyse denizdeki dalgaları yalayarak uçuşunu gerçekleştirdi ve üstüne geri döndü. Bu kadar yakından radarlara yakalanmadığı için de uçak ki dalgaların oluşturması olduğu radar dönüşümleriyle beraber uçak o dalgalar arasındaki radar dönüşümünün arasında kaybolup gitmişti. Vurulmaktan kurtuldu. Ama bunları da karşılayan aynı zamanda F-15'ler vardı. Bu F-15'lere o zaman bir görev daha verilmişti. Çünkü kazanın olduğu yerde Japon televizyonu NHK'ya NHK diye yazılıyor. Japonya'da nasıl okunuyor bilmiyorum. Ait başka bir uçakta video çekimleri yapıyordu. İşte bu MIG'ler bu EP3'yi düşürmek istiyor migler bir anda o uçağı bu uçakla karıştırdıkları zaman da neredeyse o uçağı düşüreceklerdi. Ve bu sırada F-15'lerde o televizyon uçağını korumak için harekete geçtiler. Şimdi işte bu F-15'lere komuta eden aslında Hawaii'de olan Pasifik ordusunun komutanı olan Tu General Charles Donnelly Jr komuta ediyordu. Evet uçaklar Japonya'dan kalkmışlardı ama komuta zinciri ta Hawaii'deki ana merkez olan Pasifik komutanlığına kadar gitmişti. Ve bu komutanlıkta bütün bu olayları büyük bir dikkatle izliyordu. Ve F-15'lere MIG'leri vurmamaları emrini verdi ve geri dönme emrini verdi Charles Downing, Charles Danovay Jr. aslında gerçekten de bayağı önemli bir generaldi Amerika Hava Kuvvetleri'nde. Zamanında Vietnam'da savaşmış, zamanında Libya'da üslerde, Amerikan üslerinde görev yapmış bir komutandı ve Pasifik Okyanusu'ndaki görevinde başarıyla devam ediyordu. O zaman kendisinin söylediği sözler bugün geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir kitapta bir haber alma subayı tarafından tekrarlandı. Ne olursa olsun MIG'lere ateş etmeyeceksiniz. Size ateş edilmediği takdirde siz Kesinlikle ateş etmeyeceksiniz. Bugün 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmak için iyi bir gün değil dedi Charles Donnelly Jr. Soğuk savaş tarihinde böyle insanlar var. Olaydan birkaç gün sonra meydana gelen başka bir olayda bir Sovyet pilotunun ki bunun adını bir türlü öğrenemedik bu zamana kadar. Anonim olarak kaldı bu Sovyet pilotu. Tam Japon televizyonunun çekim yapan uçağını görüp onu önlemeye yollandığında ki kaza alanındaki enkazı görüntüleyen bir uçak bu komutanından gelen ne olursa olsun uçağı vur emrine karşılık ki birkaç gün evvel bir tane Kore Hava Yolları uçağını düşürmüşlerdi. Biz üsse dönüyoruz. Yakıtımız bitti. O yüzden görevi tamamlayamayacağım deyip bu Japon televizyon uçağını vurmadı. Kim bilir, belki o gün birileri adrenalinle olaya yaklaşmış olsaydı akli selim yerine bugün burada da olmayabilirdik. Kore Hava Yolları 7 numaralı uçağının hikayesi gerçekten çok ilginç bir hikaye. Oradan uçarken bir ki o parkurda Rus hava sahasında da çok uçmuşluğum var o civarlarda. İnsan şöyle bir yere bakıp o insanları o kaybolan boşu boşuna ölen insanları düşünmüyor değil. Bir sonraki Kaptan Baha videosunda tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz be like'ınızı alırım. Bir de kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bambaşka bir videoda görüşene kadar mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın.